Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar, sevgili sur varlıklar. Nasılsınız? Burç Okulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Haftanın burç yorumlarına hoş geldiniz. Buyurun Sayın Demet Hanım. Evet sevgili balıklar, yeni ay öncesi, tutulma öncesi bir haftadayız. Ayın ışığı azalıyor, bu hafta küçülüyor. Şu sıralarda hafta başında Ay Aslan Burcu'nda olacak. Ay Aslan Burcu'nda balıklar için hafta başında biraz işlerin, günlük işlerin, rutinlerin yoğun olabileceğini gösteriyor. Hafta ortasından sonra daha çok ilişkiler, ortaklıklar veya eşimizle ilgili kavramlar biraz öne çıkabilir. Gökyüzüne baktığımızda Mars Başak Burcu'nda, balıkların karşıt burcunda. Evet. Biraz eş, ortaklıklarla ilgili konulara dikkat çekiyor. Bu alanlarda enerji biraz daha yoğunlaşabilir. Mars ve Oğlak burcundaki Plüton arasında üçgen bir açı var. Bu aslında özellikle arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, gelecekle ilgili hedefler için Hedefler ve kalabalık evet, gruplardan gelecek yardımlar, dernekler, destekleyici. kulüp haricinde partilerle ilgili konular. Mesela seçim dönemine gidiyoruz, yerel seçimler. Ve bazı balıklar teklifler arayacaklar. Bazı balıklar partilerde, derneklerde, kulüplerde ve gruplarda görev arayacaklar. Kendisini dış dünyada ifade edebileceği bir döneme giriyor. Ama ne yaparsan yaparım, 1 Kasım'da Uranüs kare Plüton'un Evet, Uranüs kare pozisyonu Plüton. Koç oğlak kasmında maddi olarak Maddi zorluyor. olarak zorluyor. Baskı var üzerlerinde. Yani parasal bazı baskılar var Uranüs'ün etkisiyle, ama gene de ben Kasım ayının ilk haftasını ve takip eden birkaç haftanın balıklar için iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü gökyüzünde büyük su üçgeni Tabii var. Jüpiter'in konumu en azından çok güzel. Neptün'e, Evet, Satürn'e, yani Neptün'ü, en azından balıklar aşktır, seyahattir, yolculuktur, medyadır, radyodur, televizyondur, çizmektir, Satürn'ü. yazmaktır, aile içi ilişkilerdir. Bunlarla ilgili daha keyifli haberler alacaklar. Mesela medya, radyoya, televizyona çıkabilirler. Beklenmedik tekliflerde karşılaşabilirler veya bir yarışma programına davet edilebilirler. Bu retro Merkür belki eskiden yarım kalmış bir eğitimini tamamlamak gibi fırsatlar da yaratabilir mi? Olabilir. Balıklar için Yarıda aklı kalmış, evet olabilir. Yani yarıda kalmış bir eğitimi, mesela Önceden gittikleri bir seyahate tekrar gitmek. uzun yıllar önce gittikleri çocukluklarında, yani mesela 19 yıl önce veya 18 yıl 4 ay önce gitmiş oldukları bir yere, eski bir askeri kampa veya eskiden gitmiş oldukları bir tabiat ortamına yeniden gitmeyi de temsil edebilen bir yapı var. Eski bir kitabı okumak, eski bir kitaptan feyiz almak veya herhangi bir şey. Çünkü Merkür Akrep mirasla alakalı. Yani ama bu bak sırf para değildir. Eskilerin bize miras bıraktığı şeylerle de alakalıdır. Mesela diyelim ki büyük annemizin bize bırakmış olduğu bir tepsinin ortaya çıkması. Mesela işte ne diyeyim, tavan arasında eski bir kıyme bulmak ve o kıyımla ilgili anıları hatırlamak. İşte çocukluk aşkınızda yeniden karşılaşabilmek veya hayatınızda ilk duygusal ilişki yaşadığınız hanımefendi veya beyefendiyle yeniden sosyalleşebilmek gibi gibi döngüleri de temsil edebilir. Uzaklardaki bilginin yakına gelmesidir. Şimdi okült astroloji olarak baktığımızda biz Uranyan bakarım, biraz da Vitte Ekörü bakarım. O zaman uzaktaki bilginin yakınlaşması anlamına gelir. Neptün var. Yani hayal ettiğin bazı değerlere kavuşacaksın demektir. Hayallerinin ötesindeki gerçeklik. Ama biliyor musun? Bazı balıklar yalnızlıklarının karşılığı, o Erik Fromm'un dediği gibi, bazı sevgililerle de karşılaşacak. Aslında balıkların sorduğu şey şudur. Sana bir şey söylemek istiyorum sevgili Demet. Balık burcu için en basit soru şudur: İnsan ne ile yaşar? Dostoyevski'nin lafı, insan ne ile yaşar? Basit, insan güvenle yaşar. İnsan sevgiyle yaşar. Balık burcu sevgi burcudur. Aşk burcudur, paylaşım burcudur, duygular burcudur. Kolay kırılan hüzünlü insanların burcudur. İşte onların artık çok hüzünlü olmayacağı ve çok mutlu olacağı, belli dönemlerinde gelebileceği bir döngü içindeyiz. Evet, yalnızca arkadaşlar, haftalık burç yorumlarımızı dinlerken aylık 12 burç yorumlarımızı orada çok detaylı bir şekilde anlattık bunları. Ve Bilinçokul Astroloji ekibinin liderlerinden Sayın Demet Baltacı'nın
günlük yapmış olduğu burç yorumlarını gün gün dinleyebilirsiniz. Nerelerde dinleyebilirsiniz? bilinçokuru.com isimli sosyal medya paylaşım platformunda. Altı, aynı şekilde Facebook'ta burç durumu app'lerinde. Yazın Facebook'un search'ine burç durumu, direkt karşınıza bizler geleceğiz. Ücretsizdir üyelikler. Bunların hepsini daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Sen ne dersin? Son söz. Bizi izleyin. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.